Değerli basın mensupları, Ankara, Kazan ilçemizde yerli ve milli savunma sanayimizin göz bebeği TUSAŞ'a maalesef 15-26'da bir terör saldırısı olmuştur. Bu saldırı duyulur duyulmaz, haber alır almaz süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz, özel harekatımız buraya geldi. Biri kadın, biri erkek olmak üzere iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef değerli arkadaşlar, 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Evvelemirde şunu söylemek istiyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim en kısa zamanda onları sevdiklerine kavuştursun diye dua ediyorum. Terörü lanetliyoruz değerli arkadaşlar. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz bunlarla ilgili, hangi terör örgütü olduğuyla ilgili sizlerle bunu, aziz milletimizle bunu paylaşacağız. TUSAŞ'a, medar-ı iftiharımız TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tüm aziz milletimizden geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İlk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza buradaki yapılan operasyon ve bu etkisiz hale getirilinceye kadar olan bu süreçle ilgili bilgi arz ettik. Çok büyük bir üzüntü duyuyoruz hep birlikte ve milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa, ister terör örgütü olsun, ister organize suç örgütü olsun, şehir eşkıyası olsun, hiç durmadan, duraksamadan, azim ve kararlılıkla bunların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim kardeşliğimiz, bizim birliğimiz, bizim beraberliğimiz, devletimizin ve milletimizin iradesi, gücü her zaman ama her zaman galip gelecektir. Bundan da hiçbirimizin şüphesi olmasın. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan. Sorumuz olacak. Bir taksiyle geliyorlar. Taksicinin durumu hakkında bilginiz var mı Detay acaba? Detay bilgi vereceğiz.